Zeyrek'teki Sosyal Sigortalar Kurumu binası neredeyse herkesin dikkat etmeden önünden geçip gittiği bir yer. Zaten tarihi dokuyla uyumu ve dikkat çekmediği için ödül almış. 1962 ve 1964 yılları arasında yapılan bu bina, mimarı Sedat Hakkı Eldem'e mesleğin en prestijli ödüllerinden olan Ahan Mimarlık Ödülünü getirmiş. Sedat Hakkı Eldem, mimarlıkta geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük eden isimlerden biri. Bölgeselcilik düşüncesinin dünyada yaygınlaştığı 1960'larda ideolojik olmayan, bulunduğu yerin dokusuna göre gelişen bir yerellik anlayışı yükselişe geçmiş. Eldem'in etkisinde kaldığı bu akım ile tasarladığı SSK binası, çevredeki yapılarla gösterdiği uyum nedeniyle Ahan Ödülü'ne değer görülmüş. Aslında modern mimari ürünü olan yapı, geleneksel Türk mimarisinin yatay çatı çizgilerini, geniş saçakları, sıraya dizilmiş pencereleri ve çıkmalarını kullanmış. İstanbul'un birbirinden bağımsız ve uyumsuz yapılarla silüetinin her geçen gün değiştiği düşünülürse, proje bazlı anlayış yerine kenti bütün olarak planlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. SSK binasının hemen altındaki eski duvarlar ise önemli bir tarih barındırıyor. İstanbul'da yer altına değil de yer üstüne yapılan nadir sarnıçlardan olan Zeyrek Sarnıcı bu duvarların ardında yer alıyor. Yolun karşısında ise küçük pazarın girişinde 1. Abdülhamit'in hareminden bir kadın adını taşıyan Şep Safa Kadın Camii'ni göreceksiniz. Fatma Şep Safa Kadın'ın oğlu Şehzade Mehmet için 1787 yılında yaptırdığı mektep camiye bitişik olarak inşa edilmiş.